Evet arkadaşlar, burada soğuk iklim tiplerinden bahsedeceğiz. 29. föy. Sıcak iklim tipleriyle ılıman iklim tiplerinden bahsetmiştik geçen hafta. Bu hafta da biraz soğuk iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Bu soğuk iklim tipleri kutuplara yakın bölgelerde görülür. Neresi kutuplara yakın bölge? Şey 60. enlemlerle 90. enlemler arasında bulunan yere biz soğuk iklim kuşağı diyoruz. Bunlardan bir tanesi tundra iklimi misal. Tundra iklimi şöyle bir haritada baktığımızda nerelerde görülür? Gördüğünüz gibi kutuplara yakın bölgede olur görülür. Kuzey yarımkürede daha çok görülür. Güney yarımkürede görülmez. Şu gördüğümüz yer Rusya'nın uç kısımları. Tamam mı? Mavi olan yerler şuralar. Buralar Rusya'nın kutuplara yakın olan bölgeleri. Mesela Dikson şehri var, Usnera şehri var. Bir de Kanada'nın kutuplara yakın kesimi. Buralar şeyin görüldüğü yerler. Tundra ikliminin görüldüğü yerler. Bir de şurada Grönland Adası var. Grönland Adası'nın çevresinde görülür. İç kesiminde görülmez çünkü iç kesimi kutup iklimidir. Tam manasıyla kutup iklimi. Tundra iklimi kutup altı iklimi demektir. Kutup çevresi. Kutup iklimi daha soğuktur tundradan, onu söyleyeyim. Misal Grönland'ın çevresinde az buçuk yerleşmeler var ama Grönland'ın içinde asla yerleşme yoktur. Orası kutup, soğuk, soğuktur. Ama kıyılarında yerleşme var. Ya şeyde biz AYT, şu an TYT işliyoruz, AYT değil. Bu TYT, geri kalmış olabilirsiniz. Biz geçen hafta bayağı bir işledik gençler. TYT. Şimdi kutup iklimi nerelerde görülüyor? Asya'nın kuzeyi, Kuzey Amerika'nın kuzeyi ve Grönland'ın kıyı kesimlerinde. Bu iklim nasıl bir iklime sahip? 10 ay boyunca toprak donmuş haldedir. Bak burada 10 ay boyunca toprak donmuş halde, sıfırın altındadır. Şöyle iklim grafiğine baktığımızda bak gördüğünüz gibi 10 ay boyunca toprak donmuş halde, sadece 2 aylık bir ısınma dönemi var. Şurası 0 derece, bak görüyor musunuz? Sıcaklık hep sıfırın altında. Sadece hangi aylar? Haziran ve Temmuz ayında sıcaklıklar biraz sıfırın üzerine çıkmış. O da 6 derece 7 derecelere çıkmış yani. 2 aylık bir ısınma var, sıfırın üzerine çıkmış. Onun dışında 10 ay boyunca toprak hep sıfırın altında, eksinin altında. Burada bu sıfırın altında ne oluyor? Bu toprak donuyor. Donunca bu toprak arkadaşlar 2 aylık bir sıfırın üzerine çıkarsa toprak donlarından çözülmüş oluyor. 2 aylık bir ısınma döneminde toprak donlarından çözülüyor. Ne oluyor bu donmuş toprakların üzerinde, çözülen toprağın üzerinde? Tundra denen yeşil bir yosun denen bir ip şey var, ot topluluğu var. Ot topluluğu çıkıyor, tundra otu. Ren geyikleri vardır burada yaşayan misal. Bu tundralardan beslenen ren geyikleri. Yağış çok az gördüğünüz gibi. Bakın yıllık yağış miktarı çok düşük. Şu önemli bizim için, bu tundra iklimi tanımını nasıl yapacağız? Toprak 10 ay boyunca donmuş halde, sıfırın altında çünkü 10 ay boyunca. 2 aylık bir sıfırın üzerine 5 derecelere 6 derecelere çıkma var. Orada da toprak donlarından çözülüyor, tundra denen yosunlar çıkıyor. Yani tanımı bu iklimi. Şöyle tundra dediğimiz ot topluluğu da şu. En sıcak ay ortalaması 10 dereceyi geçmez. En soğuk ay eksi 40'a iner. Yıllık sıcaklık çok ortalaması sıfırın altındadır. Yaz mevsimi 2-3 ay geçer. Genelde hep kış olarak geçer. Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır yaz ile kış arasında. Yılın yaklaşık 10 ayı donmuş topraklar, 10 ayı sıfırın altında geçer. Yağışlar genelde hangi aylarda düşüyor? Bakın gördüğünüz gibi Temmuz, Ağustos yani sıcaklıkların arttığı yaz aylarında düşer. Yıllık yağış miktarı çöl gibi 250 mm'nin altındadır. Ya çölde de 250 mm. Yükselim yağışları görülür. Yağışlar daha çok kar şeklindedir, sıfırın altında olduğu için. Kalıcı kar sınırı deniz seviyesine kadar iner. Hiç yıl boyu kalkmayan karlar deniz seviyesine kadar yaklaşır. Doğal bitki örtüsü tundra denen doğal bitki örtüsünden oluşur. Kutup iklimine baktığımızda ise soğuk iklim tiplerinden kutup iklimi. Bu ise tam kutup noktasında görülür. Antarktika kutup ikliminin görüldüğü yer ve Grönland'ın iç kesimleri.
Kutup iklimi buralarda görülür. Bakın Antarktika kıtası şurası, Güney Yarımküre'de ve Grönland'ın iç kesimleri. Bunlar kutup ikliminin görüldüğü yerler. Kutup iklimi diğer iklim tiplerinden çok farklı bir özelliği var. Kutup ikliminde arkadaşlar doğal bitki örtüsü yok. Bak bütün iklim tiplerinin doğal bitki örtüsü vardır. Çölün bile doğal bitki örtüsü vardır ama kutup ikliminin doğal bitki örtüsü yok. Niye kutup ikliminin doğal bitki örtüsü yok? Çünkü kutup ikliminde toprak yok. Toprak olmayınca bitki de olmaz, değil mi? Yani burada sıcaklık önemli değil. Çünkü her taraf buzullarla kaplı olduğu için kutup ikliminde yani kilometrelerce kalınlıkta buzullar var. Toprak olmayacak. Toprak olmayınca bitki tohum neyin üzerinde bitecek? Bundan dolayı bitki örtüsünün olmadığı tek iklim tipi kutup iklimidir. Yıl boyunca sıcaklık sıfırın altındadır. Yıl boyunca sıcaklık sıfırın altındadır. Sıcaklık hiçbir zaman sıfırın üzerine çıkmaz. En soğuk ay ortalaması eksi 40 civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı bir de fazladır kutup ikliminde. Bakın bu grafiği gördüğünüz gibi yıllık sıcaklık hep sıfırın altında eksilerde. Yağış çok az. Yıllık yağış miktarı çok az. Niye? Çünkü kutuplar soğuk soğuk olduğu için yüksek basınç alanı olur. Yüksek basınç alanında da hava aşağıya doğru hep hareket ettiği için hareket eden hava kütlesi aşağı doğru ne yapar? Yağış bırakmaz. Yağış bırakmaz. Bundan dolayı bu bölgeye biz soğuk çöller deriz. Çöl demek neydi? Yokluk demekti. Yağışın olmaması demekti. Sıcaklık demek değildir. Çöl yağışın olmaması demektir. Kuraklık demektir. Buralara onun için soğuk çöl ismini vermişizdir. Bakın hiç yağış yok gördüğünüz gibi. Yağış çok düşük miktarda. Sıcaklık hep sıfırın altında. Doğal bitki örtüsü yok. Doğal bitki örtüsü yok. Yıllık yağış miktarı 150 milimetreden altındadır. Çöllerden daha az. Yağışların az olması nedeni sürekli yüksek basınç olması buranın. Hava hep aşağıya doğru alçalıyor. Alçalan hava da yağış bırakmaz. Kutup iklimi soğuk çöl de denir yağış olmadığı için. Doğal bitki örtüsü yoktur. Kutup bölgelerinde toprak donmuş durumda ve sürekli kar ve buz örtüsüyle kaplıdır. Bu nedenle bitki örtüsü akarsu ve yer şekilleri hayata yerleşik hayata rastlanmaz. Pardon. Bu nedenle bitki örtüsü akarsu ve yerleşik hayatla ilgili yani insanla ilgili bir şeye rastlanmaz. Bilim insanları olabilir buraya gidip bilim insanları inceleme yapıyordur o ayrı. Ama yerleşik hayat yoktur. İnsanlar burada yerleşip de ekonomi yapmaz, ticaret yapmaz. Kutup ikliminin hayvan topluluğu vardır. Hayvan topluluğu nedir misal? Belirli şeyler var zaten. Ayı var, kutup ayısı. Fok balığı var. Penguen var. Evet. Fatma Gül. Penguen var. Fok balığı var. Kutup ayısı var. Bir de kutup tilkisi var. Başka da bir şey yok yani. Deniz aslanı da var mı? Onu bilmiyorum yani. O deniz canlılar içerisinde deniz aslanı denizler içerisinde yani çok da fazla hayvan balık çeşitliği yok bildiğim kadarıyla. Deniz anasını bilmiyorum. Şey deniz aslanını. Ama fok balığı, belirgin olan hayvanları söyleyeyim ben sana. Kutup ayısı, fok balığı, penguen, bir de kutup tilkisi. Bunlar yaşıyor o bölgede. Başka da yok. Otla beslenen hayvan yoktur orada onu söyleyeyim. Sadece bunlar da zaten hep etle beslenen hayvanlar. Onlar da genelde suyun, buzları kırarak suyun içerisindeki balıklardan besleniyorlar. Bir şey değil. Yüksek dağ iklimi var bir de. Yüksek dağ iklimi. Dünyada biliyorsunuz ki birçok yerde yüksek dağlar var. Kuzey Amerika'da kayalık dağları var. Şura bak şurası kayalık dağları. Güney Amerika'da Ant dağları var misal. Orta Asya'nın içerisinde şey var. Alp-Himalaya dağları var Orta Asya'nın içerisinde. Hatırlarsanız yukarılara doğru çıkıldıkça her 200 metrede 1 derece sıcaklık düşer. Her 200 metrede 1 derece sıcaklık düşer. Bu dağlar da çok yüksek olduğu için ne kadar çok yükselirsek arkadaşlar o kadar sıcaklık düşecek. Misal Alp-Himalaya şu Orta Asya'daki dağların yükseltisi 8 mi 800 Everest tepesinin dünyanın en yüksek noktasıdır. 8 mi 800 rakımlarda. Yani bayağı bir soğuktur yukarısı kalıcı karların olduğu yerler. Kalıcı karların olduğu yerler olduğu için buralar soğuk iklim içerisinde yer alır. Dağ iklimi, yüksek dağ iklimi. Yükseltin fazla olmasından dolayı sıcaklık yıl boyunca düşüktür. Kalıcı karların olduğu yerdir. Yıllık sıcaklık farkı ve yaş miktarı çevresine göre fazladır. Yüksek olduğu için.
Bitki örtüsü yükseltiye göre değişir, onu söyleyeyim. Çok yüksekte ise hiç bitki örtüsü olmayabilir, sadece aynı kutuplar gibi buzullarla kaplıdır kalıcı karlardan dolayı. Biraz daha aşağı inersek çayır görürüz. Biraz daha aşağı inersek yine yapraklı ormanlar. Biraz daha aşağı inersek karışık yapraklı ormanlar. Aşağı indikçe sıcaklık arttığı için sıcaklık artınca da otomatik olarak bitki örtüsü şekilleniyor. Hani unutmayın gençler, yukarılara doğru çıkıldıkça sıcaklık değişecek. Sıcaklık değişince doğal bitki örtüsü şekillenecek. Bitki örtüsünün tipini, şeklini belirleyen şeydir, sıcaklıktır. Bilmiyorum yani Fatma, ilginç geldi bana. Yani orada hani kutuplara Himalayalara çıkmaya çalışan dağcılar vardır. Belki ölüyorlardır. Orada kalıyorlar mı bilmiyorum. Bırakıyorlar mı? Bilemem yani. Onu araştırmak lazım. İlginç geldi. Yani şunu söyleyeyim ben size. Mesela kutup noktasına giderseniz kutup Grönland'ın ortasına gidin. Orası hep sıfırın altında olacağı için, buzul olduğu için. Mesela biz orada öldün diyelim. Ölünce o buzun altına gir diyelim. Hani bir seni kutup ayısı eğer bulamazsa, kutup ayısı bulursa yer zaten seni. Bir herhangi kutup ayısı bulamazsa mesela, sen orada öyle şoklanıp kalırsın yani. 100 yılı, 200 yıl boyunca öyle bedenin çürümeden kalır. Donuyor çünkü, şoklanıyorsun. Şoklandığın için ise çürümüyorsun. Bir de genel haritada vermiş bunu misal. Bakın dünyadaki iklim tiplerini genel harita içerisinde vermiş. Ekvator iklimi, hemen onun etrafında savan iklimi, çöl iklimi, Akdeniz iklimi, muson iklimi, ılıman karasal iklim, okyanus iklimi, sert karasal iklim, tundra iklimi, kutup iklimi diye böyle güzel bir diyagram şeklinde harita üzerinde vermiş. O şekilde göstermiş. Şu haritada bulunan yer, misal şurada bir değerlendirme şey vermiş, kısmı vermiş, değerlendirme testi. Burası Güneydoğu Asya, biliyorsunuz Çin, Hindistan, burada muson iklimi görülür. Muson ikliminin görüldüğü yer, bir de Avustralya'nın şu kısımlarında görülür muson iklimi. Dünyada en fazla yağış bırakan iklimdir. Bu iklime baktığımızda bu iklim çöl iklimidir. Bak burası Kuzey Afrika Sahra Çölü. Şurası Arap Yarımadası, Orta Asya'nın içerisindeki çöller, Avustralya kıtası içerisindeki çöller. Afrika'nın içerisinde bulunan çöl, Amerika'da pardon, Güney ve Kuzey Amerika'daki bulunan çöller.